Mu'te gazası. Alemlere rahmet olarak gönderilen Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'ye umre için gittiklerinde eshabından Velid bin Velid Hazretlerine Halit nerelerde? Onun gibi birinin İslamiyeti tanımaması, bilmemesi olamaz. Keşke o bütün gayret ve kahramanlıklarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi ne kadar hayırlı olurdu. Kendisini sever, üstün tutardık buyurmuştu. Velid bin Velid daha önce de ağabeyine zaman zaman mektup yazar, Müslüman olmasını teşvik ederdi. Peygamber Efendimizin bu mübarek sözlerini de ulaştırınca, İslamiyeti olan meyli gittikçe fazlalaştı. Umre ziyaretini yapan sahabiler Medine'ye dönmüşlerdi. Aradan günler geçmiş, hicretin sekizinci yılına girenmişti. Halit bin Velid ise artık yerinde duramıyor, bir an önce Medine'ye ulaşmak, alemlerin efendisinin huzurunda diz çöküp, Müslüman olmakla şereflenmek için yanıp tutuşuyordu. Kendisi şöyle anlatmıştır. Allahü Teala bana Peygamber Efendimizin muhabbetini ihsan etti. Kalbime İslam'ın sevgisini yerleştirdi. Hayrı ve şerri ayıracak hale getirdi. Kendi kendime ben Muhammed Aleyhisselam'a karşı bütün savaşlarda bulundum. Ama her savaş yerini terk ederken, bozuk ve yanlış bir hal üzere olduğumu ve onun bir gün mutlaka bize galip geleceğini biliyor ve bu hislerle ayrılıyordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye'ye geldiği zamanda, düşman süvarilerinin komutanıydım. Usfan'da onlara yaklaşıp gözüktüm. Rasulullah bizden emin bir şekilde, sahabına öğle namazı kıldırıyordu. Üzerlerine ani baskın yapmak istedik ama mümkün olmadı. Böyle olması da hayırlı oldu. Resulullah kalbimizden geçenleri anlamış olmalı ki ikindi namazını temkinli kıldılar. Bu durum bana çok tesir etti. Bu zat herhalde Allah tarafından korunuyor olmalı dedim. Birbirimizden ayrıldık. Ben çeşitli düşünceler içindeyken Muhammed aleyhisselam umre için Mekke'ye gelince ona görünmedim. Kardeşim Velid birlikte gelmişler ve beni bulamamışlardı. Kardeşim şöyle bir mektup bırakmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'ya hamdü sena ve Rasulullah'a salatü selamdan sonra derim ki. Hakikaten ben senin İslamiyetten yüz çevirip gitmen kadar şaşılacak bir şey bilmiyorum. Halbuki gittiğin yolun yanlış olduğunu anlamaktan aciz değilsin. Niye aklını kullanmıyorsun? İslamiyet gibi bir dini tanıyıp anlayamaman ne kadar tuhaf. Peygamber Efendimiz bana seni sordu. Senin İslamiyeti tanıyıp Gayret ve kahramanlığını Müslümanların arasında müşriklere karşı kullanmanı arzu ediyorlar. Ey kardeşim, çok fırsatları kaçırdın. Artık daha fazla gecikme. Kardeşimin mektubu bana ulaşınca Müslüman olma arzusu bende çok kuvvetlendi. Gitmek için acele ediyordum. Resulullah'ın söyledikleri beni çok sevindirmişti. O gece uyurken rüyamda sıkıntılı, dar ve çöl gibi susuz yerlerden yemyeşil, geniş ve ferah bir yere çıkmıştım. Medine'ye varınca bu rüyamı Hazret-i Ebubekir'e anlatıp tabirini ondan sormaya karar verdim. Ben Resulullah'a gitmek için toparlanırken acaba oraya giderken bana kim arkadaş olabilir diye düşünüyordum. O sıra Safvan bin Ümeyye'ye rastladım. Vaziyeti ona anlattım. Teklifimi reddetti. Daha sonra İkrime bin Ebu Cehle rastladım. O da reddedince evime gittim. Hayvanıma binip Osman bin Talha'nın yanına vardım. Ona da Müslüman olmak üzere Resulullah'a gideceğimi ve bana arkadaşlık yapmasını söyledim. Tereddütsüz kabul etti ve ertesi günü seher vakti birlikte yola çıktık. Hadde denilen yere vardığımızda, Amr bin As ile karşılaştık. O da Müslüman olmak için Medine'ye gidiyordu. Medine'ye vardık. Elbisemin en güzelini giyip, Resulullah Efendimizle görüşmeye hazırlandım. O sırada kardeşim Velid geldi ve acele et. Çünkü Peygamber Efendimiz'e sizin geldiğiniz haber verilmiş.'' O da çok sevinmiştir. Şimdi sizi bekliyor, dedi. Acele ile o yüce peygamberin huzuruna vardım. Gülümsüyordu. Selam verdim. Allahü Teala'dan başka ilah olmadığına ve senin de Allahü Teala'nın peygamberi olduğuna şehadet ediyorum, dedim. Seni hidayete erdiren, doğru yolu gösteren Allahü Teala'ya hamdolsun buyurdu. Sonra günahlarımın affı için Allahü Teala'ya dua etmesini istedim. Benim için dua etti ve İslamiyet kendisinden önce işlenmiş olan günahları kesip atar, buyurdu. Diğer iki arkadaşım da Müslüman oldular. Böylece Mekke'nin en bahadırlarından gözünü budaktan esirgemeyen gayeleri uğrunda canlarını vermekten zerre kadar çekinmeyen bu üç pehlivan, gönüllerinden coşan bir samimiyetle Resul-i Ekrem Efendimizin huzurunda eshab-ı kiramdan olmakla şereflenmişlerdi. Artık bütün güçleriyle küfrü yok etmek için çalışacaklardı. Onların Müslüman olmalarına sahabiler çok sevinmişler, sevinçlerini Allahü Ekber diye tekbirlerle açığa vurmuşlardı. Hicretin sekizinci yılında, alemlere rahmet olan Server-i Kâinat, Aleyhi Eftalus Salavat Efendimiz, İslamiyetin yayılması için yine çeşitli kabilelere, devletlere elçiler gönderdiler. Bunların bazılarından müsbet neticeler gelmiş, fakat Busra valisine gönderilen, Haris bin Ümeyr Hazretleri Şam'ın Belka nahiyesinin Mute köyünde Hristiyan askerleri tarafından tutuklanmıştı. Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın yanına götürülen Hazreti Haris elçi olduğu halde alçakça katledilip şehit edilmişti. Bu habere sevgili peygamberimiz çok üzülmüşler ve derhal kahraman hesabının toplanmasına emir buyurmuşlardı. Bu emri alan sahabiler çocuklarıyla helalleşip acele cürf ordugahında toplandılar. Habib ve Ekrem Efendimiz öğle namazını kıldırdıktan sonra cihada çıkacak olan şu insanlara Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebi Talip geçsin. Cafer bin Ebi Talip şehid olursa Abdullah bin Revaha geçsin. Abdullah bin Revaha da şehid olursa Müslümanlar aralarında münasip birini seçsin ve onu kendilerine kumandan yapsın buyurdu. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram isimleri sayılan kahramanların şehit olacağını anlayarak ağlamaya başladılar. Ya Resûlallah, keşke sağ kalsalar da, kendilerinden istifade etseydik dediler. Peygamber Efendimiz onlara cevap vermeyip sustular. Bunları orada bulunan Hazreti Zeyd, Cafer ve Abdullah da işitmişler ve büyük bir sevince gark olmuşlardı. Çünkü en büyük gayeleri Allahü Teala'nın dinini yayarken şehit olmaktı. Artık müjde verilmiş ve bunu bizzat kendi kulaklarıyla işitmişlerdi. Mücahitler hazırlıklarını bitirmişler, kumandanlarına bekliyorlardı. Sevgili peygamberimiz beyaz İslam sancağını Zeyd bin Harise Hazretlerine teslim etti. Ona Haris bin Ümeyr'in şehit edildiği yere kadar gitmesini ve İslam'ı tebliğ etmesini emretti kabul etmezlerse düşmanla çarpışmasını emir buyurdular. Abdullah bin Revaha Hazretleri yanındaki kumandan arkadaşlarıyla birlikte vedalaştıkları sırada ağladı. Ona "Ey Revahan'ın oğlu, ne için ağlıyorsun?" diye sordular. Şair olan Abdullah bin Revaha ağlamamın sebebi değil dünya sevgisi ve değildir vallahi özleyeceğim sizi. Asıl sebep şudur ki Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır Rabbimiz bir ayette. Muhakkak biliniz ki sizlerin içinizden hiçbir kimse yoktur ki geçmesin cehennemden. İşittim bu ayeti Resulullah okurken cehenneme uğrarsam nasıl sabrederim ben dedi. Arkadaşları Allahü Teala seni sevgili kulları zümresine ilhak etsin, salihlerden olasın diye dua ettiler. Sonra Abdullah bin Ravaha Hazretleri fakat ben Allahü Teala'dan manfiret olunmak diliyorum bir de kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle veya ciğer ve bağırsaklarımı kasıp kavuran bir mızrak saplanmasıyla şehit olmak istiyorum dedi ordu gitmeye hazırlandığı sırada Hazreti Abdullah bin Revaha Peygamber Efendimizin yanına varıp vedalaştıktan sonra ya Resûlallah, bana ezberleyeceğim ve aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şey tavsiye buyurur musunuz? dedi. Peygamber Efendimiz ona, sen yarın Allahü Teala'ya pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada secdeleri, namazları çoğalt, buyurdu. Abdullah bin Revaha, Ya Resûlallah, bana nasihatinizi çoğaltır mısınız deyince, sevgili peygamberimiz Allahü Teala'yı daima zikret. Çünkü Allahü Teala'yı zikr umduğuna ermende sana yardımcı olur buyurdu. Üç bin kişilik İslam ordusu Allahü Ekber Allahü Ekber nidaları arasında yürümeye başladı. Sevgili peygamberimiz ve Medine'de kalan sahabiler, Mücahit gazileri veda yokuşuna kadar takip ettiler. Burada alemlerin efendisi mübarek İslam ordusuna şöyle hitap ettiler. Ben size Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmanızı, yanınızdaki Müslümanlara karşı hayırlı olmanızı ve onlara iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allahü Teala'nın yolunda onun ismini söyleyerek harp ediniz. Ganimet alınan mallara hıyanet etmeyiniz. Ahde vefasızlık göstermeyiniz. Çocukları öldürmeyiniz. Orada Hristiyanların kiliselerinde insanlardan ayrılıp kendilerini ibadete vermiş bazı kimseler bulacaksınız. Onlara dokunmaktan sakınınız. Onların dışında, başlarında şeytanların yuvalandıkları bazı kimselere de rastlayacaksınız ki, onların başlarını kılıcınızla koparınız. Siz kadınları, yaşlanmış pirifanileri öldürmeyiniz. Ağaçları yakmayınız ve kesmeyiniz. Evleri de yıkmayınız. Başkumandan Zeyd bin Harise'ye de, müşriklerden, düşmanınla karşılaştığın zaman, onları üç husustan birine davet et. Eğer Müslüman olurlarsa, onları muhacirler yurdu olan Medine'ye hicret etmeye davet et. Davetini kabul ederlerse, muhacirlerin sahip oldukları haklara, kendilerinin de sahip olacaklarını ve onların mükellef oldukları vazifelerle, kendilerinin de mükellef olacaklarını bildir şayet Müslüman olup ülkelerinde oturmayı tercih ederlerse Müslümanlardan göçebe Araplar gibi olacaklarını ve onlar hakkında uygulanan ilahi hükmün kendileri için de uygulanacağını, harp ganimetlerinden kendilerine bir şey ayrılamayacağını ve ganimetten ancak Müslümanların yanında harbedenlerin faydalanacağını bildir. Eğer İslam'ı kabul etmezlerse, onları cizye vermeye davet et. İçlerinde bunu kabul edenlere dokunma. Cizye vermeye de yanaşmazlarsa, Allahü Teala'nın yardımına sığınarak onlarla harp et, buyurdular. Bu nasihatlerden sonra mücahitlerle vedalaştılar. İslam ordusu tekbir sadalarıyla ayrıldı. Geride kalanlar gidenlere el sallayıp Allahü Teala sizi her türlü tehlikeden muhafaza buyursun. Yine sağ salim geri çevirsin diye dua ediyorlardı. Ufuktan kayboluncaya kadar yaşlı gözlerle arkalarından gıpta ile baktılar. Zeyd bin Harise'nin elindeki mukaddes sancak dalgalanıyor. Mücahitler bilinmeyen uzun bir yolculuğa Allahü Teala'nın dinine hizmet için gidiyorlardı. İslam ordusu hızla Suriye'ye doğru ilerliyordu. Yolculuk olaysız ve neşeli geçiyordu. Mücahitler bir an önce düşmanla karşılaşmak için sabırsızlanıyorlardı. Şehitliği isteyenlerin içinde en arzulu olanlardan biri de Abdullah bin Revaha Hazretleriydi. Bunu Zeyt bin Erkam şöyle anlattı. Ben, Abdullah bin Revaha'nın terbiyesi altında yetişmiş bir yetimdim. O, Mu'te seferine çıktığında, beni de devesinin arkasına bindirmişti. Geceliğin bir müddet gidince, dudaklarından şu beytler dökülüyordu. Ey devem! Kumluktaki kuyuya eğer beni, Oradan da dört konak götürürsen ileri çıkarmam artık seni bundan başka sefere sahipsiz kalacaksın az sonra ona göre ben herhalde evime geri dönmeyeceğim umarım ki bu harpte ben şehit düşeceğim son konakta müminler geçti beni hız ile Ey Revaha'nın oğlu, en yakınların bile kardeşlik bağlarını kopararak geçtiler. Seni hakta alaya bırakıp da gittiler. Artık düşünmüyorum. Geride ne malım var? Hiç umurumda değil. Ağaçlarla hurmalar. Bunları işitince ağladım. Abdullah bin Revaha, bana kamçısıyla dokunarak, Ey yaramaz, sana ne oluyor? Böyle söylememin sana ne zararı var? Allahü Teala bana şehitlik nasip ederse, sen de hayvan üzerinde geri dönüp yerine ulaşırsın. Ben ise dünyanın bütün dertlerinden, tasa ve üzüntülerinden, hadiselerinden kurtulur, rahata kavuşurum, dedi. İnip, iki rekat namaz kıldı. Sonunda uzunca bir dua yaptıktan sonra bana "Ey çocuk!" diye seslendi. "Buyur." dediğimde "Bu sefer de inşallah şehitlik nasip olacaktır." dedi. Kahraman sahabiler Suriye'ye yaklaşırlarken Şam valisi Şurahbil bin Amr İslam ordusunun yaklaşmakta olduğunu çoktan haber almıştı. Hemen Bizans Kayseri, Heraklius'a durumu bildirip, büyük bir yardım alarak rahatlamıştı. Çünkü yaptığı istihbarata göre, Müslümanlar ancak 3 beş bin kişiydi. Buna karşı kendi ordusu yüz bini aşıyordu. Silahlarınsa haddi hesabı yoktu. Eshab-ı kiram, aleyhimür rıdvan, Şam topraklarından Muan'a vardıkları sırada, Rumların yüz bin kişilik bir ordu ile üzerlerine geldiklerini öğrendiler. Orada konaklayıp iki gece kaldılar. Kumandan Zeyd bin Harise Hazretleri arkadaşlarını toplayıp durumu bildirdi. Rum ordusuna karşı ne yapmak lazım geldiği hakkındaki görüşlerini sordu. Sahabilerden bazıları Rum ordusuyla karşılaşmadan ülkelerine ani baskınlar düzenleyelim. İnsanlarını esir alıp Medine'ye dönelim. Bazıları da Resul Aleyhisselam'a mektup yazıp düşmanın sayısını bildirelim. Bize acele asker göndermesini veya ne yapmamız gerektiğini soralım diyorlardı. İkinci görüşün daha uygun olduğuna karar verdikleri sırada Abdullah bin Revaha Hazretleri söze karışarak "Ey kavmim, ne sebepten tereddüt edersiniz? Şehid olmak kastıyla cenge gelmedik mi biz? Silahça, süvarice çokluk olduğumuzdan dolayı savaşmadık kâfirlerle hiçbir an. Allahü Teala'nın bize ihsan ettiği şu din kuvvetiyle savaştık aslan gibi. Gidiniz, çarpışınız muhakkak iyilik var. Bu işin neticesi ya şahadet ya zafer. Bedr günü vallahi vardı iki atımız. Uhud'da tek at ile pek azdı silahımız. Bu cenkte galip gelmek varsa eğer kaderde zaten böyle vaad etti Allah ve peygamber de. Hak Teâlâ vâdinden dönmez asla geriye. Ey mü'minler! Öyleyse yürüyün ileriye. Şehitlik varsa eğer bizim kaderimizde, kavuşuruz cennette şehit kardeşimize, dedi. Hz. Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri, mücahitleri cesaretlendirmişti. Vallahi Revaha'nın oğlu doğru söylüyor, dediler. Artık karar alınmıştı. Şehit oluncaya kadar harbe devam edeceklerdi. Şanlı sahabiler, Mu'te isimli köye geldiklerinde, yüz bin kişilik Rum ordusuyla karşılaştılar. Dağ taş, düşman askeriyle dolmuştu. Bir tarafta, Allahü Teala'nın dinini yaymak için, ta Medine'den kalkıp, Şam'a kadar gelen, üç bin kişilik bir İslam ordusu, öte yanda İslam'ı boğmak için toplanan yüz bin kişilik bir kafir sürüsü bulunuyordu. Görünüşte, mukayese kabul etmez bir kuvvet dengesi vardı. Buna göre, bir Müslümanın, 30'dan fazla Rum'la çarpışması icap ediyordu. Her iki tarafta, harp düzenine girdiler. Bu sırada Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem emri gereği İslam ordusundan bir heyetin Rum ordugahına doğru ilerlediği görüldü. Bunlar Rum ordusuna İslam'a gelmelerini yoksa cizye vermelerini teklif ettiler. Fakat onlar bu daveti reddettiler. Artık kaybedilecek zaman yoktu. Kumandan Zeyd bin Harise Hazretleri elinde mukaddes İslam sancağı olduğu halde ordusuna hücum emrini verdi. Bu anı bekleyen mücahitler Allahu ekber nidalarıyla ok gibi ileri fırladılar. Şimşek gibi kılıçlarını çekip fırtına gibi düşmanın ortasına daldılar. At kişnemeleri, kılıç şakırtıları, tekbir sadaları ve vurulanların feryatları ayyuka çıkıyor, daha harbin başında meydan kan gölü haline geliyordu. Şanlı sahabiler her kılıç sallayışlarında ya bir baş ya bir kol düşürüyorlardı. Elinde Resulullah'ın beyaz sancağı olan Hazreti Zeyd düşmanın ta ortalarında Allah Allah diyerek vuruşuyordu. Salladığı kılıçlarla etrafını bir anda açıyor, düşmanı karşısına çıktığına pişman ediyordu. Kumandanlarının kahramanca çarpışmasını gören şanlı sahabiler ondan geri kalmıyor, tek başına otuz düşmana kılıç yetiştirip onları tepelemeye çalışıyorlardı. Bir ara birkaç mızrağın birden kumandan Hazreti Zeyd'in mübarek göğsüne saplandığı görüldü. Arkasından Diğer mızraklar onu takip etti. Şanlı sahabinin vücudu delik deşik olmuştu. Derken Zeyd bin Harise'nin sıcak toprağa düştüğü ve çok özlediği şehadet şerbetini içtiği görüldü. Zeyd bin Harise'yi takip eden Hazreti Cafer hemen sancağı kaptı. İslam sancağının dalgalandığını gören mücahitler Yeni bir aşk ile savaşa devam ediyorlardı. Hazreti Cafer de Zeyd bin Harise gibi kahramanca çarpışıyordu. Bir taraftan düşmana saldırıyor, diğer yandan da arkadaşlarına cesaret ve heyecan veriyordu. Yiğitçe çarpışan bu yeni kumandan daha hızlı, daha seri hareketlerle kılıç sallıyor, düşmana göz açtırmıyordu. Hazreti Cafer kendisinden geçmiş bir halde çarpışırken arkadaşlarından bir hayli ileri gitmişti. Rumların ortasında tek başına dövüşüyor her birine ayrı ayrı kılıç vuruyordu. Fakat bu gidişin dönüşü olmadığını anlamakta gecikmedi. Kahraman Kumandan bana düşen kâfirlerin her birine kılıcımla vurmaktır diyor. Allahü Teala'nın mübarek ismini dilinden düşürmüyor ve bitmez bir güçle çarpışıyordu. Nihayet bir düşman askeri Hazreti Cafer'in sağ koluna bir kılıç vurdu. Sağ eli kesilen Hazreti Cafer, mukaddes İslam sancağını sol eliyle yere düşmeden yakaladı. Kaldırıp yine dalgalandırdı. Derken bir kılıç darbesi daha sol eli de kesilmişti. Bu defa sancağı kesik kollarının arasında göğsüne bastırarak dalgalandırmaya çalıştı. Fakat birbiri peşinden şiddetle inen düşman kılıçlarıyla çok özlediği şehadet mertebesine kavuştu. Mübarek ruhu cennetin en yüksek derecelerine uçmuştu bedeninde doksandan ziyade kılıç ve mızrak yarası sayılmıştı. Kumandanlarının şehit düştüğünü gören kahraman mücahidler, yere düşen İslam sancağını kaptıkları gibi, Abdullah bin Revaha hazretlerine teslim ettiler. O da, atının üzerinde sancağı dalgalandırarak, düşmana şiddetle saldırdı. Bir taraftan önüne gelen düşmanı tepeliyor, bir taraftan da şöyle diyordu. Ey nefsim! Bana boyun eğeceksin elbette. Bugün şehit olurum, yemin ettim bu harpte. Ya sen kendiliğinden razı olursun buna, ya kabul ettiririm bunu ben zorla sana. Eğer öldürülmezsen, şayet sen bu savaşta, hiç ölmeyecek misin ey nefsim söyle bana Cafer bin Ebi Talip ve Zeyd bin Harise'nin yaptığını yaparsan bil ki iyi edersin onlar şehit oldular ey nefsim durma geri sonra bedbaht olursun haydi atıl ileri Hazreti Abdullah da Allahu ekber nidaları arasında düşmanla amansız bir mücadeleye tutuşmuştu. Bir ara, bir kılıç darbesi parmağına isabet etti ve kesik parmak elinde sallanmaya başladı. Allahü Teala'nın ve Rasulünün aşkıyla yanan bu mübarek kumandan derhal atından yere atladı. Çarpışmasına engel olan yaralı parmağını ayağının altına alıp sen sadece Yaralı bir parmak değil misin? Zaten bu kazaya da Allahü Teala'nın yolunda uğramış bulunuyorsun diyerek çekip kopardı. Şimşek gibi atına atlayıp olanca gücüyle yine çarpışmaya başladı. Fakat bu kadar çarpışmasına rağmen şehitlik mertebesine kavuşamadığı için kendi kendini kınamaya başladı. Tekrar tekrar düşmana saldırdı sonunda bir mızrak darbesiyle yere düştü. Allahü Teala ve Rasulü yolunda çarpışırken şehit olup mübarek ruhu cennete uçtu. O anda Hazreti Abdullah'ın yanında çarpışan Ebu Lüyüs Kaab bin Umeyr sancağı dalgalandırmaya çalıştı. Gözlerini eshab arasında dolaştırarak kendisinden daha yaşlı ve olgun birini araştırdı. Sabit bin Ekrem'i görünce sancağı ona teslim etti. Hazreti Sabit sancağı mücahitlerin önüne diktikten sonra "Ey kardeşlerim, acele içinizden birini kumandan seçiniz ve ona tabi olunuz." dedi. Onlar "Seni seçtik." dedilerse de Hazreti Sabit bunu kabul etmedi. Gözleri Halit bin Velid Hazretlerine takıldı ona, Ey Ebu Süleyman, sancağı sen al, dedi. Müslümanlar arasına yeni katılan Hazreti Halit, edebinden mukaddes sancağı almak istemedi ve mübarek dudaklarından, Ben bu sancağı senden alamam. Sen buna benden daha çok layıksın. Zira daha yaşlısın ve Bedr gazasında, Rasulullahın yanında çarpışmakla şereflenmişsin, sözleri dökülmüştü. Fakat zaman kıymetliydi. Etraflarındaki eshab-ı kiram, düşmanla kıyasıya vuruşuyor, yüz bin kişilik düşmanı geriletmeye çalışıyordu. Hazreti Sabit sözünü tekrarladı. Ey Halit, Resulullah'ın mukaddes sancağını çabuk al. Vallahi bunu sana vermek için almıştım. Sen harbin usulünü benden daha iyi bilirsin dedi ve etrafındaki mücahitlere, ey kardeşlerim, Halid'in kumandan olmasındaki görüşünüz nedir diye sordu. Onlar da hep bir ağızdan, onu başımıza kumandan yaptık, dediler. Bunun üzerine Hazreti Halid, alemlerin efendisinin mübarek eliyle teslim ettiği sancağı, büyük bir hürmet ve edeple alıp öptü, atına atlayıp, düşmana bütün haşmet ve heybetiyle saldırdı. Kahraman sahabiler, yeni kumandanlarının peşinde tekrar hücuma geçtiler. Hazreti Halit görülmemiş bir cesaret ve maharetle çarpışıyordu. Önüne geleni devirip düşürüyordu. Bir ara Kutbe bin Katade Hazretleri düşman kumandanlarından Malik bin Zafile'nin başını gövdesinden ayırdı. Rumların maneviyatları bozulmuştu. Fakat vakit daralmış, akşam olmuş, ve hava kararmaya başlamıştı. Karanlıkta savaşmak oldukça tehlikeliydi. Çünkü yanlışlıkla kendi arkadaşlarını vurabilirlerdi. Bu sebeple her iki tarafta karargahlarına çekildi. Yaralılar tedavi altına alındı. Hazreti Halit harp sanatında dahi iyiydi. Sabahleyin düşmanın karşısına yeni bir taktikle çıkmak ve onları şaşırtmak istiyordu. O gece askerlerin yerlerini değiştirdi. Sağ taraftakileri sola, soldakileri sağa, öndekileri arkaya, arkadakileri de öne aldı. Sabahleyin tekrar hücuma kalkan kahraman mücahidler, Allahü Ekber nidaları arasında çarpışmaya başladı. Düşman askerleri, kendilerine saldıran askerleri ilk defa görüyordu. Bunlar, dünkü çarpıştıkları kimseler değildi. Herhalde Müslümanlara yeni bir ordu yardıma gelmişti. Bunları büyük bir korku içinde düşünen Rum askerlerinin maneviyatları bozuldu. Paniğe kapıldılar. Bunu fırsat bilen Hazreti Halit ve kahraman sahabiler o gün çok daha güzel çarpışarak düşmana kılıç vurdular ve binlercesinin canını cehenneme gönderdiler. O gün Halit bin Velid Hazretlerinin elinde dokuz kılıç kırılmıştı. Allahü Teala'nın ihsanı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin duaları bereketiyle üç bin mücahit gazi 100 bin düşman askerini bozguna uğratmıştı. Bu büyük meydan muharebesinde 15 şehit verilmişti. Böylece Bizans imparatorluğuna haddi bildirilmiş, daha güneye akınlar düzenlemelerine engel olunmuştu. Resul-i Ekrem ve nebi muhterem efendimiz kendisine harp meydanından bir haber gelmeden önce Mu'te'de olanları bildirmek üzere hesabını mescide toplamıştı. Sevgili peygamberimizin mübarek yüzlerinden çok üzüntülü olduğu anlaşılıyor. Daha çok üzülür korkusuyla kimse bir şey soramıyordu. Nihayet eshab-ı kiramdan biri Canımız sana feda olsun ya Resulallah. Sizde olan üzüntüyü gördüğümüzden beri içimiz kan alıyor. Üzüntümüzün derecesini ancak Cenabı Hak bilir." dedi. Sevgili peygamberimizin mübarek gözlerinden yaşlar boşandı ve buyurdular ki: "Ben de gördüğünüz üzüntü beni hüzün içinde bırakan şey eshabımın şehid olmalarıydı. Bu hal onları cennette karşılıklı tahtlar üzerinde oturmuş kardeşler olarak görünceye kadar devam etti. Zeyd bin Harise sancağı eline aldı. Nihayet şehid edildi. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer bin Ebi Talip aldı düşman ordularına saldırdı. Çarpıştı ve nihayet o da şehit oldu. O şehit olarak cennete girdi ve yakuttan iki kanat ile dilediği gibi uçup duruyor. Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Onlar cennette altından tahtlar üzerinde bana gösterildi. Ey Allah'ım! Zeyd'i mağfiret eyle. Ey Allah'ım! Cafer'i mağfiret eyle. Ey Allah'ım! Abdullah bin Revaha'yı mağfiret eyle. Alemlerin efendisinin mübarek gözlerinden hala yaşlar boşanıyordu. Gözyaşları arasında şöyle devam ettiler. Abdullah bin Revaheden sonra sancağı Halit bin Velid aldı. İşte şimdi harp şiddetlendi. Ey Allah'ım! O Halit bin Velid senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım eyle. buyurdular. Sevgili peygamberimiz Allahü Teala'nın izniyle bin kilometreden daha uzak olan harp meydanındaki durumu, bir mucize olarak görmüş ve eshabına bildirmişti. Cafer bin Ebi Talib hazretlerinin şehit düştüğü gün, bu hadiseyi anlattıktan sonra kalktılar. Hazreti Cafer'in evine gittiler. Hanımı Esma, evinin işlerini bitirmiş, çocuklarını yıkayıp, saçlarını taramıştı. Sevgili Peygamberimiz, Ey Esma! Cafer'in oğulları nerede? Onları bana getir, buyurdular. Esma Hatun çocukları getirince, Resulullah Efendimiz, onları bağrına bastı ve doya doya öpüp kokladı. Mübarek kalpleri dayanamadı. Mübarek gözlerinden yaşlar, sicim gibi akmaya başladı. Bunu gören Hazreti Cafer'in hanımı, Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resûlallah. Niçin oğullarıma, yetimlere yaptığınız merhameti gösteriyorsunuz? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından, acı bir haber mi aldınız diye yalvararak sordu. Alemlerin efendisi, çok müteessir olmuştu. Evet, onlar bugün şehit oldular, buyurdu. Hazreti Esma validemiz de yetim yavrularını bağrına basarak ağlamaya başladı. Bu manzaraya sevgili peygamberimiz fazla dayanamamış, oradan ayrılmışlardı. Saadet hanelerine dönen Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zevce-i mutahharalarına Cafer'in ailesi için yemek hazırlamayı ihmal etmeyiniz buyurdu üç gün şehit ailelerine yemekler gönderildi. Aradan günler geçmişti Medine'ye müjde haberini Yala bin Ümeyye Hazretleri ulaştırdı. Olup bitenleri daha söylemeden Resul Ekrem Efendimiz ona «İstersen olanları sen haber ver, istersen ben sana söyleyeyim. Buyurarak harp meydanında olanları teferruatıyla anlattılar. Bunun üzerine Yala bin Ümeyye seni hak din ve kitapla peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki mücahitlerin başından geçen olaylardan anlatmadık bir tek hadise bırakmadınız dedi. Efendimiz de Allahü Teala benim için aradaki mesafeyi kaldırdı da harp meydanını gözlerimle gördüm buyurdular. Birkaç gün sonra haberciler, İslam ordusunun Medine'ye yaklaştığını bildirdiler. Peygamber Efendimiz, eshabıyla kalktılar, Medine'nin dışına karşılamaya çıktılar. Uzaklardan bir toz bulutu kalkıyor, mukaddes İslam sancağı dalgalanıyordu. Kılıç kalkan parıltıları, etrafı ayna gibi ışıldatıyordu. Herkeste de derin bir heyecan göze çarpıyordu. Biraz sonra başlarında Halit bin Velid Hazretleri olduğu halde Mücahit gaziler Medine'ye girdiler.